dostlar Fenerbahçemizin rakibi Maribor oldu biliyorsunuz UEFA Konferans Ligi'nde. Ve Maribor öyle çıtır çerez e, dalga geçecek bir takım değil. UEFA sıralamasında 151. sırada bulunuyor. Ha bana kalırsa iki maçta fark atılacak takım ama hayatın gerçekleri diye bir şey var. 3. önleme eleme turundaki Maribor maçı için 9 futbolcuya yer vermedi Fenerbahçemiz. Alexander ciku Nazım Sangare Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Serdar Dursun Henrique, William Arao Henrique, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Burak Kapaca Fenerbahçe yer vermedi arkadaşlar. Şunu söyleyeyim Mert Hakan Yandaş ve Alexander Cicco Zimbru maçında aldıkları darbeler sonrasında tedbir amaçlı olarak kadroda yer almadılar. Gürcan ve şey Fenerbahçe iki maçta attığı 9 gol kaçırdıkları ve kalesini sıfırda tutmasıyla rakiplerinin önünde bir görüntü sergiledi. Kağıt üstünde kolay olarak görülen takımlara rağmen Galatasaray ve Beşiktaş zorlandı. İsmail Kartal rakiplerinin çok önde bir takım kurdu, organizasyon yarattı, güven verdi diyor. Ya bu bunu söylemek şimdiden söylemek mantıklı değil ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha hazır bir görüntü verdi şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Ancak e, hazır görüntü vermek değil, sezonu daha iyi yerde bitirmek önemli. Maribor'la oynanacak müsabakalar Üçüncü ön eleme turu ilk maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde. Rövanşta 17 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.15'te Lecivacitki Vred Stadyumunda oynanacakmış arkadaşlar. Yani e, bilginiz olsun. Şimdi hatırlatayım. Bu sene konseptlerimizden bir tanesi şu kanal konseptlerimizden. Devre arası yayınları inşallah e, hani hep olacak yani olmasına çalışacağız ama olmazsa da Çok çok önemli bir şeydendir arkadaşlar Onu belirteyim sonra bana darılıp küsmeyin Ama sizler kanalımıza lütfen Takipte bulunun Geri kalanı bana bırakın Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de orta saha araçları devam ediyor ve Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Jorginho için Arsenal'e Oyuncunun şartları soruldu Orta saha için oyuncu arayışı var Dünya Yıldızı gündemine aldı Fenerbahçe. Kim konuşuluyor? Kuruniç, Dominguez görüşmeler sürüyor Fenerbahçe adına. Brotabukez İngiltere'ye çevrildi ve Arsenal formasıyla başarılı bir grafik çizen Jorginho'ya gözler çevrildi. Londra ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncu bu yaz takımdan ayrılmak isteğini kulübe bildirdi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 11,5 milyon euroya Arsenal'de transfer oldu. 31 yaşındaki yıldız oyuncu yeni sezonda Londra ekibinden ayrılmayı hedefliyor. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 2021 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti. Şimdi bahsettiğimiz oyuncu sıradan bir oyuncu değil. Bahsettiğimiz oyuncu Kütürü gibi bir oyuncu. Bahsettiğimiz oyuncu çok çok üst klas bir oyuncu. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Üye arkadaşlara dedim ki İngiltere'den bir isimle görüşülüyor. Aklınıza, ayağınıza sığmayacak bir isim. Hocam transfer market değeri ne kadar? Hocam şu ne kadar? Hocam bu ne kadar? Hocam gelir mi gelmez mi? Ben ihtimal vermiyorum. Ama dedim 15 lira da olsa bir ücret veriyorsunuz. Söyleyeyim ismi. İsim Jorginho dedim. Adı lan oradan yürü git. 15 lira veriyoruz diye yalan mı dinleyeceğiz diyen bütün arkadaşlar dünden beri şiddetli bir şekilde özellikle bu inanmayan, yalan olduğunu söyleyen arkadaşlar dünden beri şiddetli bir şekilde Jorginho duyumu soruyorlar. Evet. Özellikle inanmayan arkadaşlar soruyor. İnanan arkadaşlar da hiçbir sıkıntı yok. Dünden beri şiddetli bir şekilde Jorginho duyumu soruyorlar. Valla böyle bir ismi kapmak neredeyse imkansız. Onu önce belirteyim. Gelmesini ister misin hocam? Hocam Fenerbahçe'yi mi tutuyorsun? Beşiktaş'ımı dercesine bir soru bu. E, o yüzden kendime hakaret saydığım için cevap vermem. Ama yani Doruk Tecimer'in haberi bu TRT'den. Yeni sezon planlamasına yer almıyor. Ayrılmak istediğini kulübe bildirdim. Alır mı almaz mı bilmiyorum. Şimdi Kuruniç alınıp Nikolas Dominguez de indirim bekleyip ikisi bir alınacak derken şimdi bir Kuruniç bir de Jorginho ismini yan yana getirdiğin zaman yani bir şeyler değişiyor. Ama şunu belirteyim. Arsenal eğer taksitle satmaya yanaşırsa diretmiş olduğu 15 milyon eurodan düşerse bu transfer olabilir. Ama düşmezse sıkıntı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın hamlesi. Adana Demirspor geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye yolladığı Samet Akaydın'ı tekrardan kadrosuna katmak istiyor. Şimdi Jorge Jesus'un isteğiyle Adana Demirspor'dan alındın ve talip çıktı. 29 yaşındaki stoperi yeni sezon öncesi kiralık ya da bon bonservisiyle almak istiyor ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde de açıklamıştı. Şimdi Samet'e niye bu kadar taraftar düşman? Önce bunu konuşmak lazım. Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giydi. Yani transfer oldu, 23 maçta forma giydi. Şimdi Fenerbahçe'de bir futbolcunun at Türkse çekeceği çok şey var taraftardan. Çünkü taraftarımızın %99'u futbolcudur. Tabi Real Madrid geçmişi olan taraftar kitlemiz %40'ı bulur. Barcelona geçmiş olan %30'u bulur. Rakamlar, rakamlar, rakamlar. Ya bir futbolcuyu canlı izlemek çok başkadır. Bir futbolcuyu farklı gözle izlemek baş başkadır. Ön yargılı izlemek daha başkadır. Bizim taraftarımız ön yargılı. 3.7'ye alındı. Değil mi? 3'e satılırsa kar mı? Bence kar. Taraftar istemiyor. Tamam. Samet'i 3'e satsak. BKO, Ciko, Serdar Aziz, Luan Perez. 4 stopere razı mısınız? Ben değilim. Samet mi daha canlı bomba? Serdar Aziz mi? Bu da düşündürücü. Serdar Aziz'in yedeği Samet olsa BKO'nun yedeği Ciko olsa Luan Perez kimin yedeği? Burada bir denklem var. Burada üstü kapalı bir şekilde vermiş olduğum bir duyum var arkadaşlar. Ne anlarsanız anlayın. Ya da açık açık söyleyeyim. Luan Perez'e 5.5'luk teklif olacağı söyleniyordu. Ben hala o teklifi bekliyorum. Eğer 5.5 Luan Perez'e teklif varsa gelirse satın. Ama çok iyi oyuncu sol stoperi sol beki yedekler. 15 tane sol bekle oyuncak adam bulurum ben size merak etmeyin. Emre Mor'u bile sol bekle oynatırım rahat olun. Bir yan ara o. Son pazarlıklar. Fenerbahçe transfer haberi. Al ile anlaşan William Arao için Fenerbahçe ve Suudi Arabistan kulübü bonservis pazarlıklarını kıyasya sürdürüyor. Suudi Arabistan ekibi 6 milyon euro teklif etti deniliyor. Santos Sportif Direktörü de Al Hilal'e engel olamayız diyor. 3 milyon euroya aldık. 45 maça çıktı. 1 gol, 5 asist bize gelmeden de maça çıkmıştı. Onu da belirteyim. William Arao arkadaşlar 16 milyon euroya satılırsa Özür diliyorum ama çüş mü dersiniz? İnanın imkansız mı dersiniz? Hocam Ali Koç'a hep istifa dedim ama e, dünyanın en kral başkanı mı dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. William Arao 16 milyon euroya dönerse giderse hepiniz ne olur? İmkansız değil mi? Hocam 16 değildir 6'dır senin yanlışın var değil mi? Hocam William Arao'yu 16'ya satan Herhalde Serdar Dursun'u da 45'e satar dersiniz değil mi? Bırakın muhasebeci Galatasaray taraftarı ilgilensin. Ben Fenerbahçe'li Joshua King'e 2 milyon euroluk teklif. Şimdi ben bu haberi vereceğim. Vereceğim vermesini ama ee, neresinden vereyim onu bilmiyorum. Çok karışık bir haber bu haber. Bak bu haber çok karışık bir haber geleceği belirsizliğini koruyor. Joshua King'in 3 tane takım talip oldu ki ben bu duyumu vermiştim. 2 milyon euroluk teklif yapıldığı belirtiliyor. O 2 4'e çıktı. Bunları da vermiştim. Geleceği belirsizliğini koruyor. Bunu da söylemiştim. Şimdi 3 tane talip var Joshua King'e. Ve 2 milyon euroluk resmi bir teklif var. Belçika, Norveç, İngiltere'den talipler var diyor. Arkadaşlar İngiltere'den talip 8 milyon euro verebilir arkadaşlar. Bak bu da Havada asılık kalmasın. 8 milyon euro verebilir. Hepiniz aynı cümleyi kuracaksınız. İmkansız diyeceksiniz. Hocam Arao 16'ya. 16 değil ya. O da 8'e gitsin. 16 biraz benim abartım. Hocam Arao 8'e gitsin. Joshua King 8'e gitsin. 16. Namusum sözünü veriyorum sana. 16 tane abone getireceğim sana. Diyecek binlerce kişi vardır. Ama hiçbiri de tutmaz sözünü. Şöyle söyleyin. King için 6. Arao için 6. 12 milyon euroya kabul müsünüz? E ne kabul etsin hocam. 2 ne? Arao 16'ya. King 8'e toplam 24'e giderse kabul müsünüz? 16 kişi getirir misiniz hocamızı? Uran getiririm. Peki biraz daha insaflı davranalım. 4 Joshua King, 6 Arao gitse 10 milyon euro gene razı mısınız? Ben gene razıyım. Şimdi Joshua King ile ilgili şu kısım önemli. King kimdir? 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabiliyor. <laughs> Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn Rovers, Everton, Watford gibi kulüplerde, kulüplerde forma giyen bir futbolcudan bahsediyor. Avrupa'dan 3 talibi olan bir futbolcudan bahsediyoruz. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar Serdar Dursun için bir duyumum var ama çok zayıf bir duyum. 2 milyon euroluk bir satışın olacağı şeklinde. Ben inanmadım. Ama sorumlu habercilik ilkeleri gereği size aktarıyorum. yani 2 milyon euroya Serdar Dursun satılsa halay çeker misiniz? Ya da şöyle söyleyeyim. 2'ye Serdar Dursun, 4'e de Joshua King gitse, 6'ya da Villan Arao gitse, 3'ünden toplam 12 milyon euroyu kabul ediyorsanız 8'e, etmiyorsanız 9'a, bir üst menü için yıldıza müşteri temsilcisiyle görmeye görüşmek için lütfen kanala abone olunuz. Sizi müşteri temsilcisine aktarıyorum. Fenerbahçe'den Merihe geri dön çağrısı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk paralasıyla yola çıkan ve bu bağlamda kadrosuna birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe asıl bombayı milli yıldız Merih Demiral'la patlatmaya hazırlanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bana göre imkansız da akşam Merih Demiral ya da akşam değil mi? Bir iki güne Merih Demiral ve Jorginho Fenerbahçe'de diye kap açıklaması gelse. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon yazar mısınız? Hayır. Duyum muyum değil. Sadece aklıma takıldığı için soruyorum. Niye biliyor musunuz? Kanalda öyle insanlar var ki. Şimdi Merih ile Jorginho'yu konuşuyoruz. Oldu ya geldiler. Akşam yani geldikleri anda yapacakları cümle şu. Çöp. İyi olsa İtalya'da kalırdı. O kadar iyiydi Jorginho. İngiltere'de niye kimse almadı? Oluyor. Yemin ediyorum bunlara tespit ettiğim anda banlıyorum. Engelliyorum. Bunlar mikrop. Bunlar var ya pislik. Bunlar hücre. Bunlar kanser. Bunlar iğrenç insanlar. Bunlar evlendikleri zaman eşlerine de iftira atarlar. Bunlar kendi annelerine de iftira atarlar. Bunlar böyle insanlar. Merih konuşuyor. Jorginho konuşuyor. İmkansız. Ali Koç götüremez. Götürsün de göreyim. Bir geliyor çöplemeye başlıyorlar. Geçen sene Joao Pedro sürecinde bak Galatasaray Joao Pedro'yla adı anılıyor. Diyorlar ki İtalyan iyisi. Brezilya milli takımı, İtalya milli takımı kesin seçilir. Süper bizim lige gelse katıp kavurur. E, 60 tane gol atar falan. Akşamına Joao Pedro Fenerbahçe'ye yazıldı. Ne dediler biliyor musunuz? Yaşlı. Al. Yine bilmem ne yarışına girdik. Alına ala ala bunu mu aldınız? Allah bunların belasını versin. Bu tip insanların Allah belasını versin. Çünkü bunlar insan değil. Bunlar kan emici. Bunlar ağaca da düşman. Bunlar insana da düşman. Bunlar yeşile de düşman. Bunlar dine de düşman. Bunlar her şeye düşman. Bunlar kitapsız. Bunlar karaktersiz. Bunlar yobaz bunlar. Gerçekten söylüyorum ya. Yani ona eleştir, bunu eleştir, ona kız, buna kız. Başkasına gitti miydi sıkıntı yok. Bize geldi miydi sıkıntı çok. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Biliyor muyum? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Hocam niye bu kadar hakaret ediyorsun? Arkadaşlar bunlardan çekiyoruz. Fenerbahçe bunların yüzünden şampiyon olun. Anladınız mı? Bunlar bunlar. Bunlar kripto FETÖ'cüler. Bunlar kripto şeyler. Bunların evlerini baklarını var ya yakmak lazım. Bunları bunlar dili dili toprağa gömmek lazım. Bunlar da ya cahiliye döneminde yaşasaydı bunları dili dili toprağa gömerlerdi. Bunlar şeytan diye taşlarlardı. Öyle bir şey bunlar. Neyse Gerginliği bırakalım. Melih Demiral'a dönelim. İlk temas kuruldu. Hem 8-3 kuralı hem de savunma kalitesini arttırmak adına 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Sarı Hacivetler Melih Demiral'la ilk teması kurdu. Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Çünkü orada kadro dışı kaldı. İlk isim, görüşen ilk isim İsmail Kartal. Gel şampiyon olalım. Sen bizim evladımızsın. Seni kadroda görmeyi çok isterim. Eğer Inter'le anlaşma durumun yoksa Yuvan'a dön. Gel birlikte bu sezon Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa taşıyalım diyor. Şimdi Meri İsmail Kartal'a Inter'le anlaşmasam ve Türkiye'ye dönme kararı alırsan bu kesinlikle Fenerbahçe olacaktır diye teşekkür ediyor. Arkadaşlar kesin olarak ben şunu söyleyeyim. Eğer Inter'le falan anlaşmazsa ya da Avrupa'da bir kulüple kesinlikle Fenerbahçe'ye gelecek. Ama anlaşır anlaşmaz bir şey diyemem. Şimdi uzun lafın kısası arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe'den Jorginho ve Meri Demiral hamlesi. Resmi görüşmeler başladı. İkisi de görüşüldü. Jorginho için bir şey söyleyeyim. Arsenal 15 milyon euroda diretiyor. E, Merit Demiral için ise takımı 24 milyon euroluk bir beklenti içerisinde. Biz onu 15'e çekip onu da taksit taksit ödeme peşindeyiz. Fakat oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Onu söyleyeyim ama e, transfer sezonu Eylül'e kadar sürüyor. Bir bakmışsınız. Peki hocam. Luan Perez 5.5 dedim. Sen dedin. 3'te Samet Akaydın dedin. 8.5 sen dedin. 6'da Arao dedin. 14.5. 4'te King gitsin. 18.5. 2 de Serdar gitsin 20 buçuk. Bölelim bunu 2. 10, buçuk 11 mil, 11 diyelim. 11 milyon euro. 2'ye yakın bir konuşuluyor. Kaldı 9. Merih Demiral ve Jorginho'yu beşer beşer 5'er taksit 3 taksit yaptırsak. Beş şimdi, beş 5 şimdi 5 şimdi 10,5. 10 buçuk. 5 ilk taksitleri şimdiden verilmiş olsa gelecek senelere sarkısa mantıklı mı? Kabul eder misin? Ederim. Ederim artı Jorginho geliyorsa hem ara hem Crespo gidiyordur. Bir 6 bir 8 daha hesaplayın. Peki hocam bu kadar yıldızı İsmail Kartal idare eder mi? Mecbur edecek. Daha sarkar Kartal, 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 daha sarkar. Mecbur edecek. Edemiyorsa o koltukta oturmasının bir alemi yok. Bir alemi yok. Bir anlamı yok. Ya bak ben şunu söyleyeyim size. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Merih Demiral ve Bekao'yu stopere koyarsan kalede altayla devam et ya. Hiç fark etmez benim için. Yok hocam ya o şey Lan arkadaş insanlara bunu anlatamıyoruz. Kafaları basmıyor. Zekaları yetmiyor. Jorginho'yu 6 yap. Nicolas Dominguez'i 8 yap. Şimanski'yi 10 yap. 3 tane yabancı. Tamam mı? Ferdin oynayacak. Merih Demiral'ın oynasın. Kanada'da Türk olsun. Bırak Kanada'da yabancı birini al. Mesela TT falan konuşulduğu için söylüyorum. Bunu söylüyorum. Hocam sen de amma altaycı çıktın diyor. Ben hakikatçiyim. Ben doğrucuyum. Siz kafanızı çalıştırmıyorsunuz. Çalıştırın kafanızı ya. Allah aşkına kafanızı beyninizi bir çalıştırın. Bir düşünün ya. Bir düşün. Üç tane Türk oynatmak zorundasın. Tamam şöyle yapalım. Mert Hakan, İsmail olsun orta saha. Tamam mı? Ferdi de oynasın. Kaleye Libakovic'i getirelim. Kabul. Kabul abi. Ekan bir de bir kanat oynasın. Siz bunu istiyorsunuz. Sizin istediğiniz bu. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. Sponsorlarımıza da buradan selamlar olsun.